Günlerdir şu Gülşen mevzuyla meşgul oluyoruz. Şimdi son 3 gündür olaylara baktık, tepkimizi koyduk. İşte Gülşen'i tutukladı savcı. Savcının takdiri, hakim pardon. Şimdi bakıyorsun, bir sürü soru işareti oluşmaya başladı kafamda. Gülşen üzerinden farklı farklı yerlere götürmeye çalışıyorlar olayları. Yani mesela avukatı Cuma günü 16.40'da itiraz dilekçesini vermiş. Daha önceki videoda da dedim ya, niye sabah saatlerinde vermedi? 16.40'da dilekçe verilmesi cumartesi pazar içeride kalsın demektir. Başka bir şey değildir bu. İkincisi, baktım hemen bütün muhalefet, yani CHP diyelim, Gülşen'e acayip sahip çıkıyorlar ve Gülşen'in yaptığının suç olmadığını topluma algı olarak pompalıyorlar şu anda. Suç değilmiş gibi. Yani bu bir maksadını aşan espri diye, bakın yine isim değiştiriyorlar. Ama şimdi Gülşen içeriden çıktığında herkes çok dikkatli olsun. Bakın, provokatif bir sürü eyleme bunu alet edebilirler. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı da yok efendim Gülşen'e yapılan şu bu bilmem ne. Siz kendinize bakın, siz kendi insan haklarınıza bakın. Sizin o zenci polisin gırtlağına dizini dayayıp ölümüne sebep olan polisin hesabını veremediniz ve daha nicelerini. Siz kime kalkıyorsunuz da insan hakkı ya da ifade özgürlüğü adı altında akıl veriyorsunuz? Bunun dışında yabancı basına bakıyorsun, Türkiye'nin Madonna'sı. Türkiye'nin Madonna'sı mı? Pardon ya. Madonna'yı bilmesek Gülşen'i Madonna zannedeceğiz. Madonna'nın sesine bak, Madonna'nın şovlarına bak. Bak, Madonna da açık giyinir, marjinal bir tiptir ama kadının bir şovu vardır. Veya mesela Jennifer Lopez, o da, ama şovuna takılırsın. Kadının o hareketlerine değil, Gülşen'in sahne şovlarına bak, hareketlerine bak. Kendi camiasında da eleştirilen neyse, kalkmışlar Madonna diyorlar bize, Gülşen'i Madonna diye yutturmaya çalışıyorlar bir de. Şimdi de buraya geldik. Gülşen Madonna falan değildir. Gülşen gerçekten bu kariyere çok iyi başlamış bir sanatçıdır. Fakat ne olduysa son bir senede bu hale geldi. Sesi de yok gördüğünüz gibi. Hani canlı performans, arkadan vokaller destekliyor. Sürekli kıyafetleriyle veya açık giyinmesiyle gündem oluyor. Türkiye'nin Madonna'sıymış. Hani her şeyi millete soyunmayı cesaret diye yutturdunuz. Şimdi efendim hakareti espri diye yutturmaya çalışıyorsunuz. Gülşen'i de Madonna diye mi yutturacaksınız bize? Hani Madonna'yı bilmesek, yeni nesil Madonna'nın belki o gençlik halini bilmiyor ama biz biliyoruz. Ha, kendi çapında küçümsemek için de söylemiyorum. Gerçekten çok güzel besteleri, çok güzel şarkıları var. O halden bu hale nasıl geldi anlamış değilim. Neyse, burada önemli olan Gülşen üzerinden arkadaşlar bir sürü provokatif eylem yapılabilir. Muhtemelen İBB, Ekrem İmamoğlu da zaten sahip çıktığı için çok büyük bir İBB konsere çağırır. O konser Yenikapı'da yine olur falan. Oraya araya provokatörler girer. Gezi olaylarında nasıl o çadırla başladı olay. Bir ağaç dediler ve o çadırın zabıta memurları tarafından, yanlış hatırlamıyorsam, başladı. O konserde de bir kaos ortamı oluşturmak için her şey yapılabilir. Gülşen konserlerini versin bana ne. Ama konserlerindeki tavrı, hareketleri, sözleri için bir yaptırım uygulanmalı. İşte bilinçli mi yaptı diyorum. Dönüyorum, dolaşıyorum. Acaba diyorum, o onu bilinçli mi söyledi? O bunu bilinçli mi çekti? Ama 4 ay önceki olay, o daha, ya işin diğer acı tarafı ne biliyor musunuz? 4 ay önceki olayda, o konserde yüzlerce kişi, belki de binlerce kişi var. Bin kişi var. Bir tanesi de bundan rahatsız olup gündeme getirmemiş. Bak, sorun bu. Birinci sorunumuz toplumsal olarak bu. Ama o görüntü çekilmiş. 4 ay sonra birisi bunu basına sızdırıyor. Sızdırıyor. O kim onu ilk yayınlamış, onun IP'sini falan bulmaları lazım. Bak, bunda da yani 4 ay önceki görüntü ya da öyle mi bulmuş bilemem. O yani bazen, çünkü ben de bir tane şarkıyı, çok önceki şarkıyı yeni duymuştum. Orada da günaha girmeyelim. Ama
Gülşen üzerinden yabancı basın kalkıyor Türkiye'nin Madonna'sı. Ya Madonna mı görmedik yani? Madonna mı görmedi bu dünya, bu ülke? Asla Madonna ile falan. Yani şimdi de Gülşen'in çakma Madonna. Madonna diyor. Şey, güzel bir örnek vermiş. Lady Gaga tarzında diye bir gazeteci arkadaş. Ama CHP'nin ve sanat dünyasının yapmış olduğu açıklamalara baktığımda asıl sorun Gülşen'in yaptığının bir suç olmadığını algısını dayatıyorlar. Muhafazakar camiada maalesef, sosyal medyada maalesef algıda zayıflar. Asıl sorun eylemin suç olmasının konuşulmaması, Gülşen'in tutuklanması. Anlatabiliyor muyum? Kadını Madonna yaptılar. Kahramanı geçtik. Kahraman yapacaklar diyorlardı. Kahramanlığı geçtik. Madonna yaptılar. Ne kahraman, ne bir kahraman, ne de bir Madonna. Evet, Gülşen. Turkish singer deselerdi çok daha iyiydi. İngilizcem çok iyi değil ama yani. Türk şarkıcı deselerdi daha iyi olurdu. Yani Madonna ya. Yani Madonna bu. Evet, fakat şimdi bu olay üzerinden birçok bazı provokatif eylemler, malum biliyorsunuz ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu sürekli bir sokak çağrısı yapıyor. Sürekli bir insanları sokağa. Allah aşkına, demokratik yöntemler var. Bak, ben AK Parti'ye oy vermiş bir insanım. İstanbul'u kaybettik. Hadi sokaklara çıkalım, isyan mı edelim dedik. Çok üzüldüm. Ve haklı da çıktık. Bütün herkes haklı çıktı. İmamoğlu zaten çalışmıyor. Ama değerli dostlar, yani gerçekten çok çirkin. Kılıçdaroğlu sürekli bir olayda işte valilere ayar çeker, milyonları karşınızda bulur. Gülşen olayı olur. Diyor ki maksadını aşmış espri. Kendisi Alevi, bildiğim kadarıyla Alevi. Alevilere sapık deseydi ne olurdu? Ülkeyi ayağa kaldırırlardı. Ülkeyi ayağa kaldırırlardı. Konu İmam Hatipliler olunca niye böyle? Her camianın içinde yanlış insan da var. Yani kalkıp Alevilerin içinde yok mu yanlış insan? Var. Sünnilerin, her Hristiyanların, Yahudilerin yok mu? Var. Sen bütün bir topluluğu o yanlışla değerlendiremezsin. Al, Papa gitti Kanada'da, söyledim ya size. Özür dilemeye gitti. Oradaki rahiplerin erkek çocuklarına, çocuklara yapmış olduğu cinsel istismar ve eziyetlerden dolayı. Kendileri de kabul ediyorlar. Bir de özür dilemeye gidiyorlar. Bunlara kimse bir laf söylemiyor. Kalkıyorlar sürekli. Olabilir. Bir grubun içinde olmayacak diye bir şey yok. Ha, tutuyorlar mı ona bakacağım. Ne yapıyorlar? Hemen gereği yapılıyor. Ama yani kalkıp sen sapık diyeceksin. Bu arada Hakan Ural da çok güzel bir tepki vermiş. Büyük bir tepki vermiş. En sonunda da adam fenalık gelmiş. Beni bir rahat bırakıyor. İran, ben de vallahi aynı moddayım. Evet efendim. Şimdi de Gülşen'i mağdur ilan edecekler demiştim. Kahramanı geçtim. Kalkıyorlar bir dünya starı Madonna ile aynı. O zaman siz, şunu söyleyeyim. Hani böyle oluşturuyorlar ya bir şey. Tarkan da dünya starı oldu. Ama onun da düştü mesela, besteleri düştü, o ilk besteler yok. Anlatabiliyor muyum, böyle şey yok. Bu yüzden akıllı ve salim olalım. Ne Gülşen'in söylediği bir espri, haddini aşmış bir espri değil. O kendince espri yapmış, içinde çok kötü bir şey var. Kendince espri yapmış, bunun esprisi olmaz. Hani kavgada bile söylenmez, espriyi geçtim. Ne de ben Gülşen'i Madonna olarak falan görmüyorum. Madonna'yı, Shakira'yı, dünyaca ünlü tiplere baktığınızda aradaki farkı görürsünüz zaten. Ha, açık giyinmekse giyinmek, ama Gülşen'in sahne şovuyla yan yana koyduğunuzda arasında dağlar kadar fark var. Evet, Gülşen hapishaneden çıkacak ama avukatları çıkmasını istemiyordu herhalde, ya da kendisi de istemiyordu. 16.40'da itiraz dilekçesi, ki bir avukatların hepsinin o itiraz dilekçeleri bilgisayarda vardır. Savunmalar hepsi tık tık tık. Bir avukat bir saat içinde itiraz dilekçesini yazıp verir.
ama cuma günü 16.40. Ha, biraz daha içeride kalsın, biraz daha gündem olsun, biraz daha bir şeyler olsun diye mi yapıldı bilmiyorum. Ama netice itibariyle ha, avukatı cevap vermiş. Kanuni, yasal zaman içerisinde yapıldı. Evet doğru. Yasal zaman, çalışma saatleri ve o zaman yapıldı. Ama niye o zaman yapıldı? Zaten Türkiye ayağa kalkmış, herkes duymuş. Niye cuma günü sabahtan veya öğlene kadar yapmadı? Yani onlar yapmıyor. Yani dediğim gibi aman dikkat. Bakın her olayı bir provokatif eyleme dönüştürmek için kenarda bekleyenler var. Siz aklı başında bir şekilde ne yapacaksınız? Oturacaksınız, yorumlarınızı yapın ama asla provokatif söylemler ve eylemlerin şeyine gelmeyin, gazına gelmeyin efendim.